Benim animelere başladığım yıllarda shonen animelerin başında 3 büyük lider vardı. Bu üçünü de izlemeden anime izlemiş sayılmazdım. Bana soracak olursanız kesinlikle shonen animelerin altın dönemiydi. İyi ki anime izlemeye o zamanlar başlamışım derim hep. Bu 3 animeden bir tanesi görsel olarak diğerlerinden daha üstün gözüküyordu hep. Çok estetik karakterler, büyük büyük kılıçlar, şekil şekil saçlar. Üçünün görsellerine baktığınızda hep bir tanesine başlayasınız geliyordu. İzledikten sonra da bu animenin neden zirvedekilerden biri olduğunu iyi anlıyordunuz. Aynı diğer ikisi gibi bağımlılık yapan bir tarzı vardı. Bahsettiğim bu anime Bleach. Bu video hikayeyi daha iyi anlamanız için animenin birinci bölümünden spoiler içermektedir. Her zaman olduğu gibi bu animenin hikayesi ne, bize neyi anlatıyor bununla başlayalım. Hikayemizin geçtiği dünyada insanlar tarafından görülemeyen ruhlar yaşamaktadır. Bu ruhların bazıları zararsızdır. Ama Hollow diye adlandırılan kötücül ruhlar da vardır. Bunlar bulunduğu ortamdaki her şeye zarar verirler. İnsanları yok ederler, ruh ile beslenirler. Hikayemizin baş kahramanı Kurosaki Ichigo, babası ve iki kardeşiyle yaşayan liseli bir gençtir. Ichigo, normalde insanların göremediği bu ruhları görebilmektedir. Yani özel bir insandır. Bir gün Ichigo şehirde bir Hollow görür. Diğer insanlar bunu göremez. En zor anda siyah kimonolu ve katanalı bir kız gelip Hollow'u yok eder. Bu kızın adı Rukia'dır. Kendisi bir Shinigami'dir. Shinigamiler ruhlar aleminden gelen, görevleri iyi ruhları ruhlar alemine göndermek, kötü ruhları yani Hollow'ları ise yok etmek olan varlıklardır. Rukia o akşam Ichigo'nun odasında belirir. Ichigo onu görmektedir ama Rukia'nın bundan haberi yoktur çünkü normalde insanlar ruhani varlıkları göremezler. Rukia bunu öğrenince oldukça şaşırır. Ichigo'ya ruhlar alemini, Hollow'lar ve Shinigami'leri anlatır ama bunlar Ichigo'ya deli saçması gibi gelir. Rukia'nın bu odaya gelmesindeki amaç, burada zararsız bir ruh olmasıdır. Rukia onu huzurlu bir şekilde ruhlar alemine gönderir. Fakat o esnada Ichigo'ların evinden çok doyurucu ruh kokusu alan bir Hollow eve saldırır. Ichigo kardeşlerinin hayatını kurtarmak için öne atılır. Rukia da Ichigo'ya bir şey olmasın diye bir hamle yapar ama Hollow tarafından etkisiz hale getirilir. Oradakilerin tek kurtulma yolu Rukia'nın Shinigami güçlerini Ichigo'ya ödünç vermesidir. Bunun için Rukia Shinigami kılıcını Ichigo'ya saplar ve güçlerini ona devreder. Böylece Ichigo bir Shinigami'ye dönüşür ve Hollow'u yok eder. Evet arkadaşlar, hikayemiz böyle başlıyor. Devamında Ichigo'nun bir takım sebeplerden ötürü yolunun Shinigamilerin yaşadığı ruhlar alemine düşmesini ve orada yaşadığı inanılmaz olayları izliyoruz. Bleach neden iyi diye düşündüğümde aklıma hep tek bir kelime geliyor. Tasarım, tasarım. Tasarım. Gerçekten sırf başarılı tasarımlarla bir anime çok iyi olabilir mi? Evet, işte Bleach bunun ispatı. Çünkü samimi söylüyorum, Bleach'in hikayesi veya konusu çoğu shonen'den kötü. Zaten bir süre sonra da çok bir hikaye kalmıyor animede. Yani tabii ki bir hikaye var ama günün sonunda baş kötü adamı durdurmak için varımızla yoğumuzla savaşa ceza geliyor konu. Çoğu animede olduğu gibi. Yani anlayacağınız Bleach'e başlamayı düşünüyorsanız ve az önce bahsettiğim hikaye hoşunuza gitmediyse siz yine de başlayın, pişman olmayacaksınız. Tabii şunu da söylemeden geçmeyeyim. Demon Slayer videosunda sezonluk animelerin avantajlarından bahsederken şunu demiştim. O eski tarz haftalık uzun uzun animelerde şöyle bir şey vardı. Bak animeye başla, bir 20 bölüm sabret, sonra efsane oluyor. Hatırlıyor musunuz? Bundan bahsetmiştim. İşte maalesef Bleach'te bu durum söz konusu arkadaşlar. Animenin o sevilen, övülen Bleach'e dönüşmesi için bir 20 bölüm falan sabretmeniz gerekiyor yaklaşık olarak. Yani ne yazık ki durum bu. Şimdi Bleach'in tasarımlarının çok iyi olduğunu söylemiştik. Oradan devam edelim. İlk olarak da karakter tasarımlarından başlayalım. Estetik, göze hitap eden karakter tasarımları konusunda Bleach benim için zirvede arkadaşlar. Son zamanlarda şu tarz videolar çok meşhur. Kesin karşınıza çıkmıştır. İşte bir animenin karakterlerini başka animenin çizim tarzıyla çiziyorlar. İşte One Piece karakterlerini Bleach tarzında çiziyorlar mesela. O videolar benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle Bleach tarzı çizdiklerinde. Çünkü Bleach tarzında çizilen karakterler anında çok estetik, böyle göze hitap eden efsane bir şeye dönüşüyor. Tabii ki bu %100 çizer Tite Kubo'nun yeteneğinden dolayı. Yani resmen adamın kaleminde büyülü bir şey var gibi geliyor bana. İşte daha köşeli hatlar, ince çene,
Özellikle el çizimleri çok estetik. Neyse, fazla detaya girmeyeyim ama dediğim gibi karakter çizimleri konusunda Bleach benim için bir numaradır shonenler arasında. Bir diğer öveceğim şey konsept tasarımları. Spoiler vermemek için yine fazla detaya girmeyeceğim. Shinigami, Hollow, Espada, Wizard, Kuinshi gibi şeyleri kastediyorum. Bunlar güzel konseptler. Bunların kendi içindeki hiyerarşik durumlar da bence çok iyi. İşte farklı farklı takımlar, takım kaptanlığı, teğmenlik vesaire, bunlar gayet güzel konseptler. Savaşların kılıçlar üzerinden olması bence çok iyi düşünülmüş. İşte kılıçların kendi benliklerinin olması, ikinci hallerinin, hatta daha güçlü karakterler için üçüncü hallerinin olması gibi şeyler gerçekten güzel tasarlanmış. Başarılı konseptler yani bunlar. Öveceğimiz üçüncü tasarım güç tasarımları. Her karakterin kendine has güçleri var. Az önce saydığım o kılıçların ikinci halleri, üçüncü hallerinde katarsak baktığınız zaman bir karakterin güç tasarımı için bayağı bir hayal gücünüzü çalıştırmanız gerekiyor. Tite Kubo bu konuda da çok iyi bir iş başarmış. Bleach'teki neredeyse tüm karakterlerin güçleri çok güzel tasarlanmış. Yani gerçekten şu an aklıma gelen hani kötü bir tasarım diyebileceğim şey yok yani. Hani böyle oturup en baştan okuyup ince ince araştırıp bulmam gerekiyor kötü bir tasarım. Bu konuda da gerçekten Bleach çok başarılı. Şimdi bu övdüğümüz 3 tasarım cepte. Neydi bunlar? Karakter, konsept ve güç tasarımları. Geçen haftaki Baki videosunda ne demiştik? Shonenler temel olarak aslında aynı şeyi yaparlar. Karakterlerin kişilikleri ve güçleri konusunda merak uyandırma. Yani senin hikayen ne kadar iyi olursa olsun eninde sonunda merak uyandırıcı, ilgi çekici karakterler tasarlamak zorundasın. Eğer serinin başarılı olmasını istiyorsan. Bleach'te de karakter, konsept ve güç tasarımları mükemmel olduğu için bu merak uyandırma meselesi çok iyi işliyor. Ve çoğu shonen animeden farklı olarak şöyle bir yol izliyor. Normalde nasıl olmasını beklersin? İşte bir sezon başlar, 2 veya 3 çok güçlü olduğu söylenen ilgi çekici karakter tanıtırsın. İnsanlar da sezon boyunca o karakterlerin acaba kişiliklerine, güçlerine bunu merak eder. Bleach bu ilgi çekici karakterler konusunda elini çok açık oynuyor. Öyle 2-3 karakter falan değil. Daha ilk büyük arkta sana diyor ki al abi 13 tane animenin en güçlü karakteri. Hayda lan daha dur yeni geldik. Sonra izlerken diyorsun ki lan acaba şunun gücü ne? Sağdan üçüncü ne ayak lan? Kardeşim ben bu adamın gerçek gücünü görmeden bırakmam bu animeyi. Onu söyleyeyim bak. Ve bu çok acayip keyif veren bir şey aslında anime izlerken. Sizin seyir zevkinizi başka bir seviyeye çıkarıyor. Şimdi bu tasarım işlerini bir kenara bırakalım. Bu animede o kadar çok tasarım dedim ki yani gına geldi. Birazcık da müziklerine bakalım. Bleach'in müzikleri kesinlikle çok orijinal. Yani diğer animelerde bulamadığınız bir tarz. Yani hiç benzemiyor diğerkilerine. Çünkü aslında baktığınız zaman ortam da diğerkilerine çok benzemiyor. Yani ruhlar aleminde bir samuray gibi takılıyorsunuz. Aynı zamanda güncel zamandasınız. Şehirler, arabalar. Hani çok sürreal bir ortam olduğu için müzikler de diğerlerine hiç benzemiyor yani. Yani o sürrealliğe yakışır müzikler. Evet tabii ileride özellikle o Espadalar konuya dahil olduktan sonra bir İspanyol temasına geçiliyor. İşte o İspanyol gitarlarının tınısını duyduğunuzda zaten hemen bir büyüleniyorsunuz. Özellikle ben çok seviyorum. Duygusal müzikleri çok sade ama etkileyici. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani kısaca müzikleri çok çok iyi. Animasyonları tabii ki günümüzdeki sezonluk animeler kadar uçuk kaçık değil ama dönemine göre gayet iyi. Şimdi 2022 yılında gelecek olan yeni sezonunu sırf bu yüzden bile çok merak ediyorum. Çünkü 2002 yılının animasyon kalitesiyle Bleach izlemek bence çok heyecan verici olacak. Buna eminim. O yüzden fragmanı görünce de bir heyecan bastı ama çok erken duyurdular bence yani. Şimdi kim bekleyecek 10 ay? Bekleyeceğiz ama mecbur. Evet, aklıma gelenler bu kadar. Şimdi isterseniz sonuç kısmına geçelim. Bleach animesinin hikayesi özellikle Soul Society sezonunda hiç fena değil ama animenin tamamı için aynı şeyi söyleyemem maalesef. Çok fazla filler var ama şu an başlarsanız bu sizin için bir sıkıntı değil. Beğenmezseniz geçersiniz. Listelere de çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz filler listelerine. Tam bir tasarım harikası olduğunu uzun uzun anlattım. Müzikleri mükemmel, çizim ve animasyonlar gayet iyi. Yani tüm bunları toparlarsam benim Bleach'e 10 üzerinden verdiğim puan 8.5.
Evet arkadaşlar, bu zamana kadar shonen animeleri çok seven biriyseniz ve henüz bleach'e başlamadıysanız 2022 bunun tam zamanı arkadaşlar. Çünkü bleach'in 10 yıl sonra yeni sezonu geliyor. Yani bu sezonu güncel izleyenler 10 yıl bekledi. Hatta ben unutmuştum yani. Böyle bir şey çok ihtimal vermiyordum ama oldu. Fragmanda da her şey çok güzel gözüküyor. Artık bekleyip göreceğiz. Evet, shonenlerin altın çağının 3 liderinden biri olan Bleach hakkında konuştuk arkadaşlar. Haftaya da aynı çağın bir diğer lideri olan Naruto hakkında konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.